Sosyal sevgili izleyiciler, Plan Mob Game kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Merve, Not So Berry serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz üzere Penny, Berry, Ito'muz çocuk bekliyor. Doğurmasına çok az kaldı. Ne kadar kaldı? Üçüncü trimester'da sonra soru işaretleri çıkacak falan. Bir iki güne doğuracak. Zaten biz bu bölümü oynarken doğurmuş olacak. Ben şimdi kaydı durdurdum çünkü 37 saniye sonra işe gideceğiz. Ben birazcık da bir görmüş olduğunuz üzere bunları işte evlendirdim. Çocuk dedim bir an önce doğsun. İşin de şu kısmına gelene kadar 37 saniye olana kadar birazcık oynadım. Ve bu videoda dedim ki çocuğumuzu görelim, işe gidelim belki. Kaçtayız? 8-9 olabiliriz falan filan. Hani bir yandan da ömür gidiyor. Yaşlanacağız. Adult'tayız. 16 gün kaldı. Bir an önce gösterici kariyerine geçmemiz gerekiyor. İşte boşan, tekrar evlen falan olaylarını yapmamız gerekiyor. Yani üniversite çok hoşuma gitti ama birazcık açıkçası benim ömrümü yedi bitirdi. Not So Berry serisinde çünkü üniversite okutma falan yok. Çok eski bir meydan okuma olduğu için aralara böyle üniversite serpiştirmek en azından serinin monotonluğunu birazcık heyecanlı hale getirmiş oluyor. Şimdi bu bölümde dediğim gibi doğuracağız edeceğiz, işe gideceğiz. Evlilikle alakalı da şunu söylemek istiyorum. Penny biliyorsunuz ki bağlanmayı sevmiyordu ve işte Jerry'nin teklifine karşılık işte kabul etmedi. Ondan sonra öteki utandı falan, gururuna yediremedi, kötü oldu falan bilmem. Sonra araları gayet güzel oldu. Gayet iyi bir şekilde anlaştılar, barıştılar. Bir problem olmadı ve teklifi de gayet güzel bir şekilde kabul etti. Hani ama evlendikten sonra yine bir böyle bir kötü bir surat ifadesine büründü aslında Penny ama sonradan tekrardan alıştı, bir sıkıntı olmadı. Aslında onun o bağlanmayı sevmeyen hali zaten evlensem mi evlenmesem mi işte boşanma falan filan bu durumdan kaynaklı olacak. Fotoğrafları gördüysek şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Hemen bir işimize gidelim. İşimize gidelim, bir promotion olacağız mı olamayacağız mı ona bir bakalım. İşimize geldik. Şimdi bu bölüm olmasa bile bir sonraki bölüm falan boşanmayı da hallederim diye düşünüyorum. Boşanmayı yapıp çocuğa bir süre daha bu evde bakıp ondan sonra farklı bir gösterici kariyerine geçip farklı bir şeye, kasabaya falan gidebiliriz. Öyleli bir şeyler. Mesela bunun suratında direkt nokta nokta kızarıklıklar varmış. Benim hastalık şeyim nerede? Bak kayda başladım, onu açmadım ha. Bir gözlere falan bakalım. Öksürme de var. Ateşine bakalım. Sonracığıma şöyle bir genel baktık. Kulaklara bakalım. Şimdi hapşırma da var. Bunun bir dakika. Ne olabilir? Daha bir şey tam anlayamadık. Şuradan bir örnek alabilir miyim? Örneğimizi. Kimin örneğiydi bu? Mila. Mila Munch'tı değil mi bu? Aynen, Mila Munch. Öncekinin şeyi kalmış. Aha. Aha, doktora ihtiyacım var dedi. Kalp krizi geçiriyor. Ahan kalp krizi geçiriyor. Çabuk 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 çabuk, acil. Çabuk koş koş koş. Lan hamile hamile bana yaptırdığınız şeyler var. Geldi hastaneye, zor yetişti. Çabuk çabuk, ameliyatı alıyoruz. Kalp krizi geçirdi. Bypass'a. Bypass'a aldık. Bypass hastamız. Ben acil doktoru olayım. Bekleyeyim böyle bütün gün. Bir iki tane hastaya bakayım. Acil birileri gelirse. Evet, başarılı bir operasyon geçirdik. Şu bekleyen hastamız. Acil bir işim çıktı, kusura bakmayın. Şuradan hemen hala bir teşhis koyamamışız. Lama flu, burning belly. Bu ne? Sweet bilmem ne. Döküntüler falan oluyor muymuş bunda? Burning belly dedi. Ya öksürük baş dönmesi falan. Hayır, bu yok. Lama flu. Lama flu'da döküntüler oluyor muydu ya? Aa evet. Lama flu'da döküntüler vardı galiba. Öksürmemde turuncu yeşil nokta. Turuncu, turuncular var. Tamam. Senin hastalığın lama flu. Hemen şöyle bir çık. Hadi geçmiş olsun. Ya niye karnın acıkıyor? Niye karnın acıkıyor? Hamile hamile doktor olarak böyle gelmek ve gerçekten çalışmak çok zor. Şunu late diyelim, birazcık daha geç çıkalım. Git tuvaletini de yap. Şunda ne varmış mesela? Gelelim buna bakalım. Ateşi var. Azıcık yanıyor. Oha. O kadar çok ateşi var ki şey yandı. Galiba. Ya da bozuldu mu, ne oldu? Bir daha ateşini şey yapalım. Ya nereye gidiyorsun? Ateş. Ha işte.
Geldi başkası. Şey yapayım ben. X-ray'e de götüremiyorum. Yemek verelim buna. Ne varmış? Bunun da suratında kızamık geçirmiş. Öksürük de var. Bu da Lama Flu. Tamam. Ya bırak yemeği. Ne kadar çok acıkıyorsun sen ya. Aa. Dur gel gözlere bak. Evet, bu da Lama Flu. Gel 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 Lama Flu. Geçmiş olsun. Dur gel. Yapıştır. Şu sona bir geleydik de bir promotion olaydık. Yani dediğim gibi şimdi kurallarda doktorluk kariyerini komple bitir falan demiyor. Ama yine de bitirmek istiyorum ben. Hani on level'da değil, o kadar üniversiteyi okuduk. Heh, bu gitti. Şuna ben bakayım. Gel kulaklara bak. Buna ne diyebiliriz? Burning Belly diyelim, geçelim ya. Evet, Burning Belly dedik. Direkt operasyona aldık. Umarım yanlış bir şey olmaz. Hastayı öldürmesek bari. Bunun hastalığı iyileşmedi. Ay daha da kötü oldu. Dur, şu üstünde kaplan çizgileri olan neydi? Plumbap hastalığıymış. Kaşıntılı plumbap hastalığı. Kaşıntılı plumbap'ı hemen şey yapabiliyor muyuz? Söyleyebiliyor muyuz? Söyleyemiyoruz. Bittim. 3000 lira kazandık. Soru işaretlerine daha geçmedik. 3. trimester 5 saat sonra bitecek. 5 saat sonra soru işaretlerine geçeceğiz. Burası da iğrenç olmuş. Bayağı kötü. Şurayı temizlemek lazım. O yemeğini yesin. Bu ne yapıyor? Bu mezun oldu mu bu arkadaş? Hayır, daha tabii ki mezun olmadı. Burada yapacağı bir ödevi yok. Bundan sonraki neslimiz turuncu nesil olacak. Turuncu neslin doğmasını bekliyoruz şu anda. Turuncu nesil bir doğsun. Sonra ona da geçeceğiz ama biz tabii ki daha mor nesli bitiremedik. Daha mor neslindeyiz. Mor neslimizle alakalı yapacağımız şeyler bitmiyor. Bu niye yıkanamadı? Aa, gelmiş buraları da temizlemiş. Güzel ha. Yıkan diyorum, yıkanmıyor. Gidiyor temizlik yapıyor. Yemeğimizi yiyelim. Sonra da gidelim yatalım. Bunlar da pislenmiş mi? Hayır. Şuraya da yemek doldurayım. Kedi köpekler gelsin yesin. Yazdığım bir kitap yok. Kitap da yazabilirmişim. Kitap mı yazsam? Aa, devam edelim. Yazdığım bir şey var mı zaten? Gerçi uykum geldi ama. Neyse, kitaba sonra devam ederim. Ufak bir şey daha yazdım. Gel bakalım. Hemen bir uyuyalım. Ya şunlara bakar mısınız? Çok tatlış olmadılar mı? Soru işaretine geçtik. Haydi hayırlı uğurlu olsun. Turuncu nesil çocuğumuz gelmek üzere. Gelecek yani, az kaldı. Son bir gün. İşe ne zaman gideceğiz? 6 saat sonra. Tamam. Muddetim var. Muddeti yine kullanırım. Artık son şeyler olduğu için, son gün olduğu için doğurmaya az kaldı. Sürekli acıkıyor. Sürekli tuvalete geliyor. Aklına bir fikir gelmiş. Onu söyleye bak. Böyle böyle bir şeyler yazarsan. Jerry'nin ilham kaynağı. Çocuğu çok merak ediyorum şimdi. Açıkçası siyahi ve turuncu saçlı bir çocuk doğsun istiyorum. Çünkü şeye çok uygun olacak. Turuncu neslin hikayesine çok uygun olacak. Aklımda yapmak istediğim bir fiziksel şekil var. Yani fiziksel bir tip var. Onu yakalamak istiyorum. O yüzden çok tatlı olacak. Bakalım ne olacak ama Penny'nin de çok açık olduğu için ten rengi. Hafif açığı yakalayabiliriz. Talk diyelim. Şunlarla konuşalım. Melez'i yakalayacağız herhalde. Gardening skill'i 8 olduğu için elinden şeyler falan çıkıyor. Aa, benim neleri yapmam lazımdı? Defterimden bir bakayım. Ne vardı ne vardı? Şunu 10 yapmam gerekiyordu. Research, debate, tartışmalar bir şeyler. Şuradan bir debate diyelim. Aa, bir saat kalmış. Tekrardan gidiyoruz. Yanımıza yemek falan mı alsak? Ay, bir sürü de örnekler kalmış çantamda. Kaç saniyemiz var? 32 saniye. 30 saniyede ben bir bakayım. Şunu 10 yapacağım. Dans bitti. Wellness nerede? Wellness de 10 olacak. Birer tane onlar kalmış.
Fitness 8'di, bitti. Aynen. Cooking. Gözümden kaçan bir şey var mı diye tek tek bakmak istiyorum. Cooking de 8 bitti. Writing'e bakıyorum, 8 bitti. Logic nerede? Logic hatta 8'di, 9 olmuş. Neredeyse 10'a gidiyor. 9,5 olmuş. Karizmaya bakıyorum. Karizma 8'de. Gardening'e bakıyorum. Gardening de çoktan zaten, daha üniversite zamanı 8 olmuştu. Bitti. Şu anda bir tartışma. Bir de wellness kalmış. Güzel. Hadi bakalım Join, tekrar gidiyoruz. Acil olarak hastaneye gelen hastalarımız varsa onlara daha bir özen göstereceğim. Müzikler çalıyor, bir şeyler çalıyor zaten. An kendini belli ediyor. Adam demin geldi, direkt şak dedi, bayıldı, hastaneye zor atmış kendini. Onlara daha özen gösterelim. Ben acil bölümü doktoruyum. Acil doktoru Sayın Pennyberry Ito. Burada ne varmış? Aa bak, kırmızı döküntüler. Mesela benim bir tane örnek almam lazımmış. Biraz da şu sol taraftaki isteklere bağlı gitmek istiyorum ki ilerlesin. Ondan sonra buna şöyle bir yemek söyleyemiyormuşuz. Şuradan hemen, bu muydu? Mayumi, Yamashi bilmem ne, tamam. Onun bir analizini yapalım. Güzel. Tamam. Onu da öyle yapalım. Şurada bir tane fokusluk bir şeyim var mıydı benim? Fan varmış, muddet varmış. Bir tane fokus içmem gerekiyor. Bir tane fokus içeyim. Fokus fokus olsun. İşe yarıyor çünkü. Aha. Şunu bir geçireyim. Fokus durumdayım. Kim geldi, bayıldı? Ahan da bayıldı. Çabuk 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 koş. Al hastayı, al hastayı. Baygınlık geçiriyor. Acil doktoru. Hemen bir operasyon alıyoruz. Kalp krizi geçirdi. Stent takacağız bu sefer bu hastamıza. Aa, bu da yine kendi başına valla okuluna gidiyor. Biz burada doktorculuk oynarken Ceri kendi kendine üniversiteye gidip gidip inşallah bitirir, mezun olur. Şurayı gold tamamlamam lazım. 9 level olayım lütfen. Anam çok kötüyüm. Operasyon bitti, bir tane mutlet iç. Harikasın. Şuraya bir yemek gönderelim. Acıkmış. Yemek yesin. Tamam. Şundan bir tane şey alalım. Örnek alalım. Alamıyoruz. Şimdi şunun ateşine bakalım. Tamam. Bunun nesi varmış? Dur bakayım. Sweet olsun. Geçmiş olsun. Şundan örnek alalım. Çabuk 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 çabuk. Analizleri şuraya geçiriyoruz. Değişik değişik bir şeyler görüyor. Ne olabilir? Dönen gözler hastalığı. Kafada problemim var benim diyor. Hiç bir tane bir şat iç. Hop geçti. Hiçbir şeyin kalmadı. Bu ne, bu ne, bu ne? Update diyor. Log. Ha, şunu yapmam lazım. Gel gel gel. Galiba bu sefer promotion olacağım. Galiba bu sefer promotion olacağım. Bunun da başı dönüyor. Şundan bir örnek alamadım ki ben. Tuvaletimi yapayım. Harika. Biraz daha geç çıkabilirim. Çocuğumuza yardımcı olalım. Hala yat bakayım. Şuna bir tane yemek. O yemeğini yerken şu hasta daha önce gelmişti ya. O onun önüne kaynak mı yaptı? A artı artı B artı. Vallahi ben bunu kendi kendime, bundan uzaktayken bu geçebiliyor. Çok güzel. Bitirdi üniversiteyi. Bunu da buraya şey yapalım. Bu ne? X-ray'e mi gitmemiz lazımmış? Hadi X-ray yapalım. Nerede X-ray? Ha. Yürü yürü yürü, fıçı 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 fıçı. Şimdi bir tane, dur hayır. Bundan bir örnek alalım. Şunu da X-ray'e götürelim. Tamam, bitecek biliyorum. Olduğu kadarıyla artık. Bunun kalibrasyonu, kalibre yapmam gerekiyormuş.
Aa güzel. Galiba promotion oldum ben. Aynen, onu kalibre etmem gerekiyormuş. Ben de hastaları X-ray şey yaptım. Ne diyor? Evet, promotion oldum. Surgeon mı? Neymiş? O ondan olmuşum. Bonus kazanmışım bir şey. Büyük ihtimalle kıyafetim de değişmiştir. Evet, 9 oldum. Çok güzel. Günümüz bitti. Evimize geldik. Tuvalete gitmeden önce hemen bir get mail diyelim. Şuradan bir... Niye alamıyorum? Alamıyormuşum. Çünkü burada bir adet şundan var. Şunları şöyle yaparsam. Şunları sil. Faturayı öde. Ödeyemedi. Tamam, git tuvalete. Şu faturayı da bir ödeyebilirsek. Şimdi bizimki mezun oldu. Bizimkinin bitti her şeyi. Ne zaman kep töreniymiş? Yarın. Yarın kaçta? 10.54'te. 10.54'te kep atmaya gidiyoruz arkadaşlar. Hayırlı olsun. Sonra da yazarlık işine sokacağım bizim Jerry'yi. Şunu boşaltsın. Şuna şeyleri koysun. Yemeğini yemeye devam. Dur, oradan alma. Şuraya yemek koymuşlar zaten. Onu yemeye geliyormuş. Tamam. Bir dahaki işe ne zaman gideceğiz? He. Diyor ki başarılı bir şekilde 5 tane hastaya doğru teşhis koymamız gerekiyor. Doğru teşhis koyup koymadım demiyorum. He, 2 gün sonra bayağı işimiz zor. 5 tane hastaya doğru teşhis koyacağız. Koyamadıklarımız da olmuştur kesin. O zaman 10 olacağız. Ne yapayım? 10 olamazsak da olamayız. Problem değil. Aa, ben bunu yemek koy dedim. Niye koymadı? Şunu. Turn off. Evet, bizim bebek ne zaman doğuyor? Bakabilir miyim? Soru işaretlerinde her an doğabilir. Doğum için de hastaneye gidelim. Şimdi biz doktoruz kendi hastanemizde. Kadın doğumdaki bizim mesai arkadaşımız bize yardımcı olacak doğum konusunda. Ona gidip yardım alalım. Ama şöyle hızlı hızlı geçmek istiyorum. Doğum anı geldiğinde sizle tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cümlemi kurduktan 2 saniye sonra bildirimin gelmesi. Devam edeceğiz dedim. 2 saniye sonra devam ediyoruz. Doğum var. Jerry de gelecek. Pijamalarıyla böyle gitsin. Nerede? Ya ben niye sürekli atlıyorum? Heh. Have a baby hospital. Join. Kim? Nerede? Jerry. Hadi gidelim. Çocuğumuz doğuyor. Çocuğumuz doğuyor. Turuncu saçlı. Umarım olur. Olmazsa da saçını değiştireceğiz. Yapacak bir şey yok. Zaten hepsini değiştiriyoruz. Ama bu sefer hani genetikten olsun diye baba adaylarının saçlarını yapacağımız neslin saç renginde yapmaya karar verdim. Seni biterken buna karar verdim. En başında yapsaymışım. Benim doğurmam lazım. Benim doğurmam lazım. Check-in yapabilir miyiz? Check-in'i Jerry de yapardı aslında. Beni yormasaydınız falan ama. Hadi acil. Hastanemde doğuruyorum. Kendi hastanemde. Evet. Doktorumuz kimmiş? Aa, bu benden sürekli şey çalan. Müşteri çalan diyecektim. Hasta çalan. O değil miydi bu? Ben hangi şeyin başına geçsem sürekli olarak benim hastalarımı kapıyordum. Yani ikizle falan alakalı bir şey yapmadım. Umarım kendiliğinden ikiz üçüz bir şey şoku yaşamam. Erkek oldu. Kız olmasını beklerken. Ceri'nin soyadı neydi ya? Ceri'nin soyadını unuttum ya. Dur. Ito'yu kaldır. Bir dakika. Beri olarak kalsın. Jerry Holt'tu. Holt. Tamam. Şimdi bununkini Holt yapacağız. Ben kız olacak diye ismini ne koyacağımı biliyordum. Şimdi O harfiyle olacak. Orange nesli. Turuncu nesile devam edeceğimiz için. Orlando koyalım şimdilik. Rengi direkt şey oldu. Anneye benzedi. Direkt annenin aynısı. Evet, doğumumuz bitti. Eve gidebiliriz. Bugüne kadar ben hep şey yaptım. Hani erkek doğsa da erkekleri kıza dönüştürerek o şekilde devam ettim. Aslında kız çocuk doğurana kadar devam etme de güzel olabilirdi. Ama ben öyle devam ettim. Öyle de aynen devam edeceğim. Şimdi bunu büyüyünce, toddler olunca kıza dönüştürürüz. Odamız da burasıydı zaten. Şöyle bir odamız olsun. Buraya da böyle matı koymuştuk, spor mipor yaparız diye. Şimdi anne yemeğini yemeye giderken baba gelsin, Jerry gelsin. Jerry Holt'tu değil mi? Evet, iyi hatırladım.
Evet, bizimki de 5 oldu. 10'da zaten kep töreni var. Kebe gidecek. Şu kitabını yazmaya devam etsin. Şu da tuvaletini yapsın. Aha, çocuk. Altını değiştir. 2 gün sonra işimize gideceğiz zaten. Ve bu da 2 gün sonra büyüyecek. Aynen, 1-2 gün. 2 gün sonra hem çocuk büyüyecek hem de biz işe gitmiş olacağız. Aslında bir daha bir çocuk yaptırsam. Belki kız olur falan diye, ama yine erkek olursa ne olacak? Orlando Holt dedik. Kız olursa Barry soyadını alıp devam edecek. Barry Holt olacak. Şunu alalım. Şu tarafa atalım. Şimdi bizim Jerry'nin de şeyini bekliyorum ben. Saat 10 olsun o zaman. 10 olduğunda güzel achievement'lar geliyordu. Saat 10 olduğunda biz Cap Töreni'ne gittiğimizde onu da bu bölümde görmüş olalım. Cap Töreni'ne gittiğimizde görüşürüz. Güzel. Güzel bir kitap yazdım ve onu da yine publish ettim. Excellent kitapta bir tane daha yazmam lazım ve 4 tane daha publish etmem gerekiyor. Kaçtaydı? 10? 10.54'te. Tamam, 39.40 oldu. 54'te gidiyoruz. Haydi bakalım. Ve gittik. Ok. Jerry'nin de mezun olduğu günleri görecek miydik? Vallahi gözlerim yaşardı. Onun da kepli mepli falan, diplomasını her şeyini duvara asalım. Foxborough Üniversitesi'nden mezun oldu kendisi de, olacak birazdan. Sonra da güzel bir yazar yaparız. Edebiyat bölümü mezuniyet töreni. Güzel. Tamam. Bitti gitti. Haydi eve. Bu kadardı. Mezuniyet sonrası bir eğlence, bir kutlama, bir şey, arkadaşlarla bir toplaşma, öjeler var mı? Hayır, yok. Ne eğlencesi? Evde çoluğu çocuğu var. Gelsin ona baksın. Şımçık. Bir üzerini değiştir. Şunu giy. Ya benim hala aklımda bir yerlerde tekrar bir çocuk daha yaptırsam mı isteği var şu anda. Diploması bir sonraki gün geliyordu galiba. Bir tane de şeyde nerede? Şu da Jerry'nin Foxborough Üniversitesi şeysi. Şöyle koysun. Şunu şöyle koysun. Şuraya da bir diploma gelecek. At frame desek sarı mı yapmışız onu? Onu da silver yapalım. Şey yapayım, ben bir çocuk daha yapayım ya. Bundan sonraki aklımda hep öyle vardı. Yani gerçekten doğuştan kız olsun istiyorum. Artık iki tane erkek olursa yapacak bir şey yok. Bir tanesini dönüştüreceğiz. Try for baby Jerry diyebilir miyiz? Şansımızı deneyelim. Ben yine kayıt dışı oynarım. O arada bu çocuk toddler olur. Sonrasında siz yine bir sonraki bölüm doğumunda görmüş olursunuz. Tamam, ikinci çocuğu da yaptıktan sonra boşanmayı yaptırırız bir sonraki bölümde duruma göre. Şimdi şu tuvaletini yapsın, şu şunu değiştirsin. Bir de test yapalım şuradan. Nerede? Ha. Test. Bakalım olacak mı? Evet. Çok güzel. Tekrardan bekliyoruz. Söyledi. O da çok mutlu oldu. Şimdi bunu da hemen bir kariyere sokuyorum. Kariyer. Find job diyoruz. Evet. Hızlı hızlı yapacağım her şeyi, hakkındaki her şeyi yapayım. Yazarlık dedik. Gitmeli değil. Buradan. Yazar nerede? Evet, burada. Zaten yazarlık görüyorsunuz. Yanında işareti var. Bu işaretli üniversitesini bitirdiğimiz için buraya direkt geçiş yapabiliyoruz. Yazar olarak. Yazarın haricinde bizim seçebileceğimiz bir şey var mı? Bunu bitirince bu ne? Özel avukat gibi bir şeydi galiba. Yok ya, biz öyle bir şey istemiyoruz. Biz yazarız bakalım. Kaçtan başlayacak? Dereceli bitirseydi 8'den başlıyordu. Bu derecesiz olan olduğu için 7 level'dan başlayacağını düşünüyorum. Bakıyorum doğru mu? Orası burası. Yani 6'dan başlıyormuş. Tamam. 6 level'dan başladık. 2 tane logic yapmamız gerekiyormuş. Evet, logic'le ilgili yeni bir şeyimiz var. Bir teleskobumuz var. Teleskopla baksa, aa, neler gelmiş. Doktorlukla alakalı. Bak, iskelet gelmiş. Ondan sonra bu ne? Bu yazarlıkla alakalı. Bu ne? Bu da yazarlıkla alakalı. Altın bir kitap, bir şey kazanmışız. Koltuk var mı? Var. Çok güzel bir yazar odası kurmak lazım. Bu da onun ödülü. Jerry'nin ödülü. Boşandıktan sonra kendi evine gidip kendi evinde küçük güzel bir yazar odası kursun. Burada yapabileceği hiçbir yer yok. Neyse, şimdi o zaman ben bir kitap yazdırayım. Write diyeyim.
biyografi, kendi biyografisini yapabilir Children'a. Çocuklarla ilgili bir kitap yaz. Çocuğu da oldu ya şimdi. Çocuklarla ilgili bir kitap yazsın. Tamam. Bizimkini arayan soran Peter, Ito arıyormuş. 16 saat sonra işe gidecekmişiz falanmış filanmış. 16 saat sonra gittiğim o işte büyük ihtimalle ben kayıt dışı zaten oynamış olacağım. Siz onu göremeyeceksiniz. Çocuğun büyümesi, 16 saat sonra gideceğimiz iş falan filan bunların hepsi kayıt dışı olacak. Bir sonraki bölüme geçtiğimizde ben ya hala 9 olmuş olurum ya da 10'a geçmiş olurum. İkinci çocuk doğacak. İkinci çocuk artık erkek kız neyse o duruma göre bakacağız. Erkek olursa kıza dönüştürürüm yine yapacak bir şey yok. Sonra bir sonraki bölüm artık boşanmayı yaparız. Bir sonraki bölüm direkt işte iş hayatının yorgunluğu bir türlü terfi alamama ya da aldıktan sonra sorumluluğunun daha da üzerinde fazlalaşmasıyla beni birazcık şey yapacak işte. Evde huzursuzluklar çıkacak ve Jerry ile boşanacaklar. Jerry de gidecek kendine başka bir ev bulacak, başka bir evde yaşayacak. Yazarlık hayatına orada devam edecek. Sonra bizimki işte gösterici kariyerine geçip farklı bir yere taşınacak. Jerry burada kalır, bu kasabada ama Penny çocukları alır ve başka bir kasabaya gider. Başka kasaba dediğim yerde Del Sovale'ye gidecek gösterici kariyeriyle orada ünlü bir dansçı falan filan muhabbeti. Ondan sonra onun haberini alan Jerry daha sonradan o da şeye taşınacak. Del Sovale'ye falan orada tekrar yaşlandıktan sonra tekrar bir evlenirler bir şeyler bir şeyler öyle şeyler yaptırırım artık. O zaman bölümün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı, görüşlerinizi, düşüncelerinizi videonun altındaki yorumlar bölümüne yapmayı unutmuyorsunuz. Çocuğumuz da ağlıyor. Evet, çocuğumuzu bir doyuralım. Aynı zamanda kanala yeni gelmiş, yeni keşfetmiş olanlar da olabilir aramızda. Onlara da bir hoş geldiniz demek istiyorum. Altını mı pisletti, ne yaptı? İstemiyor. Aa, bir cümlemi tamamlayamadım. Niye ağlıyorsun? Evet. Evet, şimdi cümlemi tamamlayabilir miyim? Aramıza yeni gelenler, kanalı ve beni yeni keşfedenler geldiniz. Şöyle bir keşfediyorsunuz, bakıyorsunuz, ediyorsunuz ama henüz abone olmadınız. Abone olup bildirimleri de açarak destek olursanız çok çok mutlu olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.